merhaba. Şu anda Iğdır yolundayım. Ortalama bir 35 km sonra Iğdır'a ulaşacağım. Iğdır'da aracımı bakıma sokmam gerekiyor çünkü İran'da dağıldı. Servis ışığı da yandı. O yüzden Iğdır'da tanıdık bir usta bulursak arabanın altını, üstünü, motorunu, her yerini baktırmam gerekiyor. Ve şu anda Doğu Beyazıt Iğdır yolunda şu manzaraya bakar mısınız ya? Hemen gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. Bu nedir ya? Karşısı Arı'dı. Ve tepesinde bulutlar. Manzara mükemmel. Durun şurada bir fotoğraf çekeyim. Hazır vaktim varken. Evet, ülkem diye demiyorum ama her yeri görülmeye değer dostlar. Şöyle bir teslim atalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Fotoğrafımızı çektik. Instagram'a yüklemek için fotoğrafımızı çektik. Bu arada beni Instagram'dan hala takip etmiyorsanız Sons Keşif yazarak Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Yola devam ediyoruz. Allah'ım ağrıdı. Sana doğru geliyorum. Mecaz anlam kullanmadım. Gerçekten ona doğru gidiyorum. Bakın. Sevgili dostlar, Türkiye'ye gelir gelmez Iğdır'da Sadık abinin yanına geldik. Şu an ön takımı kaldırıyor. Arabanın test sürüşünü yaptık. Tabii bazı problemler var. İran'ın yollarını size anlatmıştık. Bakalım neler çıkacak, hep beraber merak ediyoruz. Bahadır abi, günaydın. Sabahın 5'inde kalkmanın vermiş olduğu mamurluk var yüzünde şu an. Yok, çok ilginç kalktık. Ya, çok ilginç. Vallahi gelir gelmez. Dün 10'da yattık zaten, bayılmıştık. Sabah da 5'te kalkmışız beraber. Hamam faktörü abi. Hamam faktörü, evet. Dün bir de hamam biraz elimiz yüzümüz açılmış olabilir. Şimdi şöyle bakalım. Araçları kaldırdık. Arkadaşlar sanayideyiz. Dolu yağıyor. Allah'tan herkes arabaları bir yere almaya çalışıyor. Allah'tan arabam içeride. Güneş panelleri. Bizde güneş paneli var ya. Güneş panelleri kırılabilir. Sofrası. Arkadaşlar. Sanayiden çıktım dostlar. Sonuçta yılda bir kez yaptırdığım bir bakım söz konusu. Ve İran'dan sonra da ciddi anlamda buna fazlasıyla ihtiyaç duydum. Çünkü Z-Rod'lar, rutiller, aynı zamanda işte benim stop lambalarım, tren lambalarım, her şey İran'daki yollarda bozuldu. Bu yüzden de ilk işim Doğu Beyazıt'tan girdikten sonra Iğdır'da bir Ford ustasında bunları yaptırmak oldu. Ford'un avantajlarından bir tanesi şu: her yerde Ford ustası var. Çünkü Doğu Anadolu, İç Anadolu her yer transit dolu arkadaşlar. Ben o yüzden avantajlıyım. Tüm yağ bakımları, mazot filtresi, hava filtresi, polen filtresi, her şeyini değiştirdim. Sağlıkla yol alabilmek için arka fren balataları, valla her şey değişti ve şu an arabanın gidişinde bile fark var. Şimdi tek eksiğim şu, lastik almam lazım. En kısa zamanda da önümüzdeki ayda lastiği alırsam araba tamamlanmış olacak ve çizdiğim rota da daha güvenli bir şekilde ilerleyebileceğim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yolda olanın Allah yardımcısı olsun. Çok zor arkadaşlar, siz ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın. İyi kullanan bir şoför olmazsa veya karşı taraf dikkatli değilse siz de kaza yapabiliyorsunuz. Neyse, konuyu çok uzatmayacağım. Bunların tamamına, bu değişikliklerin, rutin bakımların tamamına ödediğim tutar ise 1350 TL. 10,5 litre zaten Opet'in yağısı. İnternetten kontrol ettim. 765 TL. Ve hani işte benim su sileceklerimin motorunun bir tanesinin tıkalıydı. Onları yaptırdım. Böyle ufak tefek bir sürü şeye dokundu. Usta 1350 TL'ye de
anlaşmış olduk. Bir mazot, bir depo mazot fiyatı bile değil. O yüzden bu bakımı çok gözümüzde büyütmememiz gerekiyor. Şimdi Iğdır'dan ayrılıyoruz. Hatta bakın şöyle tabela geldi. Bakın Iğdır'dan çıktık. Yolumuzda Tuzluca, Kars, Erzurum var. Biz Tuzluca'ya gidiyoruz. Tuzluca'da da tuz mağaralarını göreceğiz. Sonrasında da yola devam edeceğiz. O zaman gidelim. Arkadaşlar Tuzluca tuz terapi tesisi olarak geçiyor ama Tuzluca mağaraları olarak da biliniyor. Şimdi buraya geldik, bakar mısınız? Yukarıda dağların etrafında mağaralar var. Birazdan oraya çıkacağız. Evet, Tuzluca mağaralarına geldik dostlar. Girişte öğrenci 10, bizlere 15 TL ödeyerek buraya girebilirsiniz. Sevgili dostlar, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine gelerek bu Tuzluca mağaralarını gezmeye başladık. Bu mağaralarda 850 milyon ton tuz rezervinin olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de hiçbir yerde tuz kalmasa bile bu mağaranın içerisindeki tuzların Türkiye'ye yeteceğini söylediler. Sağlık turizmi için de çok önemli bir nokta. Biz de Iğdır'dan Kars'a geçerken bu bölgeyi görmek istedik, sizlere de göstermek istedik. Hadi gidelim, gezelim. Buraya kadar geldik, oradan çıktık. Buradan kaya tuzu almasak da olmazdı. Bayağı da ince arkadaşlar, un gibi. Bunu çok güzel yerlerde kullanabilirim. Bu gördüğünüz alandan şimdi ayrılıyoruz. Biraz ileride Gökkuşağı tepeleri var. Oraya gideceğiz. Bakalım orası nasılmış. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Kaç kere yemin ettim, siz yapamıyorum ama. Gözler de Allah vergisi kardeşim. Nereden geliyorsunuz bu kadar koyunla? Biz Iğdır'dan geliyoruz. Ya nereden baksan buraya 50 kilometre yol. Biz buradan Kars'a kadar gidiyoruz. Kars'a kadar gideceksiniz. Evet. Daha 90 kilometre yol, evet, gideceksiniz. Ve bu kadar sürüyle birlikte. Evet, bizim iki tane sürü denende var. Gördüm onları. Bütün sürüleri, evet, Iğdır'dan Kars'a alıyorsunuz, evet, evet, şimdi. Peki neden Iğdır'dan Kars'a gidiyorsunuz? Bizim Iğdır'dan şu an hayvan yazın orada barınamıyor. Sıcak olduğu sıcak için mi? Şimdi siz Kars'a doğru, Kars'a soğuğa gidiyorsunuz. Evet, soğuğa doğru gidiyoruz. Hayvan 4-5 ay orada bekliyor. Ondan sonra bir daha Iğdır'a geri dönüyor. Ya sen ne güzel bir insansın. Bu arada bak, mesleğin o kadar güzel ki. İnsanlar artık şehirlerden köylere göç edip bu işi yapmak istiyorlar. Çünkü insanla uğraşmak istemiyorlar. Her şey, herkesin bir zevki var. Bir doğru, şey var. Doğru. Vallahi sana kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar buradaki koyunların hepsi şimdi Kars'a gidiyor. Bizle birlikte yolun kenarında Gökkuşağı tepelerini çekemedik. Çok fazla karanlık çünkü. Biz de yola devam ediyoruz.
Kars'ın Anı köyüne geldik. Burada Anı harabeleri var. Çok uzun zamandır bu antik kenti görmek istiyordum, öğren yerini. Ve bugüne nasip oldu. Bu yüzden de çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sizleri de şimdi bu güzel noktaya götürmek için yola devam ediyorum. Orada görüşürüz. Anı köyüne geldik arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ne kadar doğal bir ortam var. Şöyle karşımızda da Anı harabeleri. Birazdan oraya gireceğiz. Arabaları da böyle park ettik. Gördüğünüz gibi çok popüler bir yer. Turistler, turlar geliyor. İçeriye müze kartıyla giriliyor diye biliyorum. Gidince daha detaylı bilgi vereceğim. Benim arabayı yemeye kapmazlar değil mi lan? Senin arabayı yemezler abi. Abi görüyor musun bizim ülkemizdeki ineklerin etini butunu? Çok iyi değiller mi? Ana harabelerine geldik. Tatlı da bir yağmur yağıyor arkadaşlar. İçeriye gireceğiz. Sanırım müze kartı geçiyor. Bakalım. Turistler falan da var. Bayağı da kalabalık bir alandayız. Bakalım nasıl olacak. Tatlı bir yağmur var. Severim böyle yağmurları. O kadar güzel bir kanyon var ki dostlar, yemyeşil, çok doğru bir zamanda Doğu Anadolu'yu gezmeye başlamışız. Aşağıda da bir köprü var bakın. Şurası aslında bizim için bir sınır. Tel örgülerini görüyorsunuz. Karşı taraf Ermenistan. Bu kanyon bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor. Burada da az önce içini gezdiğimiz kilise sonradan camiye döndürülmüş. ...961 ve 1045 yılları arasında Pakradyuni Hanedanlığı'nın Ermeni Hükümdarlığı'nın başkenti olarak kullanılmıştır. O kadar etkileyici bir alandayız ki, coğrafyadayız ki, ya dostlar ne desek boş. Şuradaki ineklerin eti nasıldır ya? O sütü de eti de mükemmeldir, baksanıza nasıl bir yerde otluyorlar. Bu şekilde devam eden bir kanyon var, karşı tarafta mağaraları gördüm. Ve şurada da buranın simgesi olan yapıt var. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Aşağıda da vallahi işçiler çalışıyor. Bulacaklar listesine burayı ekleyin. Görülecekler listesine, antik kentler listesine. Nereye eklemek istiyorsanız ekleyin ama Kars'a yolunuz düşmeli. Buraya gelmelisiniz dostlar. Şimdi artık çıkışa doğru ilerliyoruz. Yağmur da biraz şiddetini artırdı. Ah, harika bir gün oldu valla. Nasıl? Güzel bir gün oldu değil mi abi? 10 numara. Valla çok güzel bir gün oldu. Geldiğimiz yollar harika. Her şey çok harika yani. Türkiye'ye döndüğümüzde mutluyuz. Motivasyonumuz yerinde. Artık gezmeye başladık. Sizleri de bize edecek şekilde haftada 2 video yayınlamaya çalışacağız. Hadi çıkışa doğru ilerleyelim. Bizim aşağıda görmediğimiz bir yer kalmadı galiba. Şurası var bir antik kent. İnsanlar kendi patika yollarını kendileri oluşturmuşlar. Yanlış yoldan geldim. Şuradan gideceğiz.
depolarını doldurmaya geldik arkadaşlar benzin istasyonunda. Ya bu Kars'ın davarları ne kadar güzel ya. Vallahi şunlara bakar mısınız dostlar? Çok güzeller ya. Maşallah. Maşallah var. Selamünaleyküm. Ya bunlar ne güzel abi. Bunları siz neyle besliyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Doğal mı besleniyorlar? Ya bunlar çok güzeller ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bu ineklerin cinsi nedir? Simental. Simental. Vallahi çok güzel bakmışsın ya. Bunlar maşallah var. Doğal besleniyorlar bunlar. Evet. Buranın rakımı da neredeyse 1950 evet. civarlarında var. Evet. Zaten dağlarda kar var baksana. Evet kar var. Evet görünüyor. Vallahi çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz ya. Artık bunlar senin şey için değil değil mi? Kurban için var yok, mı? Yok yok bunlar kurbanlık değil. Bunlar damazlık. Bunlar üretiyoruz bunları. Bunları üretiyorsunuz. Evet bunların yavrularını da üretiyoruz. Aha. Kurbanlık diye satıyoruz. Ah süper vallahi. Evet. Çok güzeller abi. Biz ben çok uzun zamanda şimdi İran'a da gittik biz geldik. Evet. Orada da böyle inekler falan gördük ama bunlar maşallah var. Yani bir tanesi kaç kilo geliyor ortalama? Ortalama büyükleri 700 kilo geliyor. Küçükleri 450-500 kilo arası geliyor. Maşallah maşallah. Evet, boğa vardı sattım geçen gün 1 ton 100 kilo geldi. 1 ton 100 kiloya boğa sattın. Evet. Sorma sayıp kaça verdin? Kaça verdik? Biz canlı kilo verdik. 50 bin liraya verdik. 50 bin lira. 55 bin lira para çıkardı. Vay maşallah. Bu sene o zaman kurbanlıklar biraz cep yakacak ha? Masrafı çok. Şu anda samanın kilosu 3 lira. 3 lira. Evet yemin torbası 300 lira. Ama şimdi bahar geldi. Baharda burası sanırım hangi tarihe kadar böyle doğal dışarıya? 9. ayın 15'ine kadar onunla kadar. Yani ortalama 5 ay falan böyle burada gezecek bunlar. Evet, doğru mu? Doğal. Vah, süper. Valla isim neydi abi? Halit. Halit abi. Evet. Halit abiyle birlikte şimdi orada su doldururken gördüm hayvanları. Evet. Biraz sohbet ettik. Çok da güzel hayvanlarım var. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Bol kazançlar siz kazanın. Kasap kazanmasın. Marketler kazanmasın siz kazanın babacığım. Allah razı olsun. Allah sağ olasın. Allah'a emanet var mı bizde? Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah yolunuzu açsın. Sağ ol abi. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet. Valla sağ olasın. Arkadaşlar gördünüz yani şimdi ülkeye geldiğimiz için de biz zaten beni az çok tanıyorsunuz bir diğer videolardan da. Yeni gelen dostlar da öğrenmiş oluyor. Ben gördüğüm herkesle konuşup sohbet ederim. Onların fikrini alırım. Gerçekten hayvanlar da muazzamdı. Neyse şimdi yola devam ediyoruz. Sevgili dostlar Kars'a geldik. Kars'ta kendimize güvenli konaklayabilecek bir yer bulamadık. Çünkü Kars'a genelde ya trenle ya da uçakla geliyorlarmış. Böyle şu an bir belediyenin devlet kurumunun parkına çektik. Onlarla normalde kalamayacağımızı söyledi ama biz ikna ettik galiba 5'ten sonra boşalacak karavanları daha güzel yer alacağız. Bahadır abi orada ben de buradayım. Evet sevgili dostlar Kars'a geldik. Kars'tayız. Birkaç gün Kars'ta kalacağım ve sonrasında yolumu rotamı değiştireceğim. Başka bir şehre geçeceğim ve Kars'ı birlikte keşfedeceğiz. Genelde Kars'a karavanla gelen bilmiyorum vardır belki. Ama tabii ben takip edemediğim için şu an gündemi bilmiyorum. Kars'ı karavanla gezeceğiz. Sizlere de karavanla birlikte nerelere gidilir, neler yapılır hepsini anlatacağız. Şimdilik benden bu kadar. Bu video bu kadardı. Beni takip edip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.